kahramanımızın peşinde yine amansız bir katil var. Gözümden kaçmış bir 80'ler cevheri hissi verdi. İtalyan değil Amerikan işi cihalloları andırıyor. Paribu Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bu videoda Maxine filmini konuşacağız. Maxine, Tybaz tarafından yazılıp yönetilmiş bir slasher. X serisinin üçüncü filmi. Öncül film olan Pearl'dan sonra çekilmiş olsa da ilk film olan X'in doğrudan devamı niteliğinde. Başrolünde önceki filmlerde olduğu gibi Mia Goth var. İlk filmde hem bir yetişkin film yıldızı olan Maxine Minx'i hem de filmin 80 yaşlarındaki kötü karakteri Pearl canlandırmıştı. Öncül film olan Pearl işte bu yaşlı kadının gençlik yıllarına odaklanıyordu. Serinin 3. halkası ilk filmden 6 yıl sonrasını anlatıyor ve Texas'taki o katliamdan kurtulmuş olan Max'in artık bu sektörü bırakıp ana akım filmlerde rol alma çabasına giriyor ama kahramanımızın peşinde yine amansız bir katil var. Filmin detaylarına geçmeden önce üçlemenin yönetmeni Ty West üzerinde biraz konuşalım. E, kariyerine The House of the Devil ve Inkeepers gibi böyle ağır tempolu korku filmleriyle başlayan 1980 doğumlu bir yönetmen. Böyle arada bir western falan da çektiği oluyor ama korku janrına son derece sadık. E, zaten çocukluğundan beri tam bir korku filmi fanatiği. Üniversite yıllarında onun bu tutkusunu fark eden bir profesörü tarafından Larry Fassenden'la tanıştırılmış. Fessenden böyle sayısız korku filminde oynamış bir aktör aynı zamanda yönetmen ve senarist Üstelik korku filmleri konusunda Hollywood'un böyle en donanımlı insanlarından biri. West kısa sürede onun büyük bir hayranı olmuş ve ondan çok şey öğrenmiş. Bu hayranlık hala sürüyor olsa gerek çünkü hemen her filminde ona küçük roller veriyor. E Maxine filminde karşımıza çıkan güvenlik görevlisi de Fessenden'den başkası değil. Bu korku tutkusundan özellikle bahsediyorum. Çünkü bu üçleme bence tamamen korku filmlerinin sinema dünyasında üvey evlat muamelesi görmesine bir tepki olarak çekilmiş gibi. Belki bu ara biraz saygınlık kazanmaya başlamış gibi görünse de korku janrı çoğu eleştirmen tarafından film bile sayılmayan ve tek amacı izleyenin duygularını istismar etmek olan eserlerden ibaret. Bunun en açık kanıtını Oscar ödüllerinde görebilirsiniz. Yani Shining, Misery ve Silence of the Lambs gibi korku ögeleriyle benzeri yapımlar ısrarla gerilim ya da suç filmi şeklinde kategorize edilir. Ya sinemanın böyle baş tacı ettiği Kubik gibi usta yönetmenlerin elinden çıkmıştır bu işler ya da Oscar gecesini elinde böyle ödül heykelcikleriyle kapatmıştır. İşte bir korku filmine Oscar vermek tabu gibi. Miyagos'un serinin önceki filmi Pearl'deki performansına adaylık vermemek, onu aday göstermemek korku filmlerine... Burun kıvırmanın açık bir örneği bence. Tabi bu filmlerin başına gelen en kötü şey ödüllendirilmemek değil. Zirve yaptıkları 80'li yıllarda bile korku filmleri ya yasaklanır ya da böyle sapıklık, canilik, kadın düşmanlığı şeklinde yaftalanırdı. Film eleştirmeni denince akla ilk gelen isimlerden olan Gene Siskel ve Roger Ebert... Friday the 13th filmi gişede başarısız olsun diye kampanya başlatmış. Hatta kimse izlemesin diye televizyon programında çatır çatır filmin sonunu söylemişlerdi. Elbette bu yasaklamalar ve karalamalar korku filmlerini daha cazip hale getirmekten başka bir işe yaramadı. E zaten çok ucuza mal edilebildikleri için bu filmler her zaman yapımcılarına yüksek karlar getirdi. Pek çok yönetmen ve oyuncu da kariyerlerine başlamak için bu filmleri seçti. Maxi'nin bir sahnesinde bu oyuncuların 3-4 tanesinin adı geçiyor ama bana bıraksanız sinemaya ilk adımını korku filmleriyle atan en az 20 büyük film yıldızı sayarım. 2000'li yıllara geldiğimizde korku filmleri hala çok ciddiye alınmıyor ama çok üretilmeye ve çok izlenmeye devam ediyordu. Ve bu tür filmlerle büyüyen gençlerin yaşı kemale erince bu burun kıvırma işine bir son vermek gerektiğini düşündüler ve içi dolu, alt metni sağlam, nitelikli korku filmlerini peş peşe çekmeye başladılar. Bağımsız yapımcılara verdiği destekle bilinen film stüdyosu A24 ya da A24 Elevated Horror yani yüksek rütbeli korku olarak adlandırılan filmlere kol kanat gerip dağıtımcılığını üstlendi. Hatta birçoğuna bütçe sağlayıp sinemaya kazandırdı. Sonrasında her film şirketi gibi o da kendi korku serisine sahip olmak istedi. E şimdilik X üçlemesi olarak bildiğimiz ama devam filmleri gelirse hiç Kaçırmayacağım yapımları bize ulaştırdı. İlk iki film pandemi dönemine denk geldiği için böyle iskelet kadroyla ve son derece ucuza çekilmişler. Ama bu onları kesinlikle kalitesiz yapmıyor. Çünkü arkalarında dersini çok iyi çalışmış usta bir ekip var. Ty West'in korku janrına ne kadar hakim olduğundan söz etmiştik. Biraz da bu filmlerin görüntü yönetmeni Elliot Rocket'tan bahsetmemiz gerekiyor. Üç filmde de sanki bizi bir zaman yolculuğuna çıkarmışçasına başarılı işlere imza atmış. İlk film Toby Hooper'ın klasiği Texas Chainsaw Massacre'ın stilinde çekilmişti. Böyle 16 mm omuz kamerasıyla bol grenli, ucuz görünen bir yapıdaydı. İkinci film Pearl sanki Wizard of Oz'un silinmiş sahnelerini andırıyordu. Technicolor tekniğiyle sinemanın altın yıllarından fırlamış gibiydi. Konusuyla tam bir tezat oluşturan böyle cıvıl cıvıl renklere sahip bir işti. Maxine ise buram buram 80'ler kokuyor. 80'li yıllarda çekilen filmlerin kendine has bir belirleyici görüntüsü vardır. Maxine her haliyle bana böyle bugüne kadar gözümden kaçmış bir 80'ler cevher hissi verdi. Filmin konusunu uzun uzun anlatmayacağım. Zaten bu kadar detaylı bir incelemeyi izlemeye karar verdiyseniz filmi çoktan izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ama izlemediyseniz bile fazla sürpriz bozmayacağım. Sadece yönetmenin neyi hedeflediğini ve hangi filmlerden ya da alt türlerden beslenip bize böyle bir film yapmaya karar verdiğini açıklamaya çalışacağım. İlk film daha önce de dediğim gibi 70'lerden kalma bir slasher gibiydi. Şimdi slasher genellikle böyle maskeli bir katilin kurbanlarını bir süre izledikten sonra onları tek tek kesici delici aletlerle doğradığı korku filmlerine verilen bir isim. E, ee, 70'lerin sonlarında başlayıp 80'lerde altın çağını yaşamıştı. İlk slasher hangisi bu hep tartışılır. Yani kimileri hiç kokun ölümsüz eseri Psycho ilk slasher'dır der. İşte Peeping Tom ya da Black Christmas filmleri bu türün öncülerinden sayılır. Slasher olup olmadığı hep tartışılan Texas Chainsaw Massacre Sakır'da X'de büyük ilham veren bir yapımdı. İkinci film Pearl aslında korku filmlerinden çok karakter incelemesi gibi. Yani şöhret olup yaşadığı o küçük kasabadan kurtulmak isteyen ve bu uğurda herkesi öldürmeye hazır bu potansiyele sahip olan Pearl daha önce de bahsettiğim özellikleriyle ve yaptığı göndermelerle bir Wizard of Oz filmi gibiydi. Maxine için nokta atışı bir janr belirlemek, işte bunun gibi bir film yapmak istemişiz demek zor. Sanırım o dönem en iyi örneklerini veren birkaç alt türü birleştirmek istemişler. Slasher dışında ilk göze çarpan alt tür Giallo. En iyi örneklerini İtalya'da Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci gibi ustalarca verilmiş bir tür. Aslında Giallo İtalyanca'da sarı demek ama böyle parlak kırmızı renkler ile akla gelen bir tür. Böyle siyah deri eldivenler, cinayet aletlerine yapılan yakın çekimler, bol bol kan ve Biraz da şehvet gibi öne çıkan yanları olan yapımlar. Özünde hepsi katil kim filmleri bunların ama bu gizem genellikle filmin sonuna kadar kendisini koruyor. Maxine bu saydığım özelliklerin hepsine sahip ama fazlası da var. Gerçek anlamda bir Giallo diyebileceğimiz filmler artık çekilmiyor ama ünlü yönetmenler bu türden ilham alıp benzer dokuda işler çıkartabiliyorlar. İşte yakın tarihte izlediğimiz Edgar Wright filmi Last Night on Soho ya da James Mann imzası taşıyan Malignant Giallo estetiğine sahip işlerdi. Maxine de zaten İtalyan değil, Amerikan işi Giallo'ları andırıyor. İzlerken benim sürekli hatırladığım yapım Brian De Palma ...Rest to Kill filmi oldu. Çok az kişi tarafından bilinse de... ...80'li yıllar... ...Sleaze Movie adında bir alt türede sahipti. Çekilen şehrin... ...karanlık tarafını anlatan işlerdi. Yani doğu yakasındakiler... ...New York Sleaze... ...batıdakiler LA Sleaze... ...ya da Los Angeles Sleaze diye adlandırılırdı. Sleaze İngilizce'de... ...bayağılık, adilik anlamında... ...bir kelime. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi... ...bu filmler... ...peri masallarının yaşandığı... ...Hollywood gibi yerlerin aslında nasıl bir pislik yuvası olduğunu gösteren yapımlardı. Karanlık basınca ortaya çıkan soyguncular, katiller ve onların peşindeki polisler... ...bu filmlerin vazgeçilmeziydi. Ty West'in ezbere bildiğine emin olduğum Vice Squad, Angel ve Hardcore gibi yapımlar... ...bu alt türün örneklerindendir ve Maxine'e epey bir ilham vermiş gibi duruyorlar. E, sosyal medya hesaplarımı takip edenler bu tip az bilinen alt türler için yaptığı film tavsiyelerine ve listelerine ulaşabilirler ve bence ulaşmalıdırlar çünkü göndermeleri yakalayamadığınız sürece Max'in size ayakları böyle yere çok sağlam basan bir filmmiş gibi gelmeyebilir. Bunun iki nedeni var. İlki sizin de tahmin edebileceğiniz gibi türün özel meraklısı değilseniz ve detayları yakalayamıyorsanız aldığınız keyif de biraz azalıyor. İkincisi bazı eleştirmenlerin biraz gözden kaçırdığı bir konu. Bu korku filmi Tutkunun yönetmenler çocuk sayılabilecek yaşta izledikleri bu filmlerin benzerlerini yaparken sadece iyi yönlerini kopyalamıyorlar. Artık hepimize klişe ya da en azından saçma gelen taraflarını da filme ekliyorlar. Mesela bu filmde bir kaçma kovalama sahnesi var. Film setinin içinde ve böyle güpe gündüz geçiyor ama az önce insan kaynayan mekanlarda herkes bir anda yok oluyor. Bu bilinçli yapılmış bir hata. Yani 80'li yıllar bu tip şeylerle doluydu. Mesela Halloween filminde gençler birer birer öldürülürken yetişkinler sırra kadem basmıştı. Hatta Halloween 2 filminde Michael Myers hastanede böyle milleti kıtır kıtır keserken mekanda incin top oynuyordu. Bunlar korku filmi sevenlerin görmeye alıştığı ve pek de umursamadığı hatalar. Maxine de bu tip küçük hatalarla dolu. Türe hakim olmayan izleyici için en bağışlanmaz olanı sonunun çok tahmin edilebilir olması. Filmi izlememiş olanlar için bu kısım sürpriz bozacak. E, bu nedenle hemen bir spoiler uyarısı yapalım. Dediğim gibi film Giallo esintilerine sahip ve tabii ki ortada kimliği gizli bir katil var. Ama filmi izleyen hemen herkes onun kim olduğunu ilk 15 dakika Amerika'da anlıyor. Yani aslında anlatısında gerçek bir katilden de faydalanmış. Yani filmdeki TV'lerde sürekli Night Stalker, yani Richard Ramirez'den söz ediliyor. Ama film cinayetlerini kendi hayali katiline işletiyor. Bu katil de kahramanımızın babası. Yani bu tarz filmlerde red herring yani ringa balığı denilen bir yöntem uygulanır. Tıpkı avcı köpeklerin kafasını karıştırmak ve ava hazır olup olmadıklarını anlamak için kullanılan kokuşmuş bir balık gibi bu filmler aslında masum olan ama bütün şüpheyi üzerine çeken bir karakteri barındırır. Bu filmde bir red herring yok. Yani aklınıza gelen ilk kişi katil. Az önce sözünü ettiğim hardcore filminden biraz etkilenme söz konusu sanırım. Oscar'lı aktör George C. Scott'ın başrolde olduğu bir film. Kızı yetişkin filmleri çekmeye başlamış bir papazın intikam öyküsü bu. Maxine'de de bir papaz yetişkin filmlerine bulaşmış kişileri acımasızca katlediyor ve içine şeytan girdiğini düşündüğü kızını tövbe ettirip Hak yoluna çekmeye çalışıyor. Korku filmlerinin başına bela olanların çoğu koyu katolik tipler olduğundan, Tayvest sanırım burada onlardan biraz kam almak istemiş ve filmin baş kötüsünü bir papaz ve onun müritleri yapmış. E zaten film boyunca ellerinde böyle pankartlarla, Hristiyanların korku filmleri öcüdür diye ortalıkta gezindiğini görüyoruz. E, bu tip insanlar hem korku filmlerinin şeytan işi olduğunu iddia edip, e, yapanları ve izleyenleri günahkarlıkla suçlar, hem de ara ara. Kendileri korku filmi çekerlerdi. The Burning Hell mesela bu filmlerden biri. Tıpkı bu filmlerdeki gibi bir papaz tarafından çekilmişti. Ve yoldan sapmış kişileri cehennem ateşiyle korkutup imana getirmeyi hedeflemişti. Tavsiye amaçlı söylemiyorum. Çok kötü bir film. Sadece böyle filmlerin varlığından haberdar olun istiyorum. Bu arada TV'lerden birinde çok kısa da olsa gördüğümüz gerçek bir film var. Beyond the Green Door. 70'lerden kalma çok ünlü bir yetişkin film bu. Başrollerdeki aktris Marilyn Chambers ile filmimizin kahramanı arasında büyük paralellikler var. Marilyn Chambers da yetişkin filmi oyunculuğundan kurtulmak için ana akım filmlere yönelmiş ve bir korku filmi olan Cronenberg klasiği Rabbit'in başrolünde oynamıştı. Bir süre bu sektörden uzak durmayı başarmış ama ona gelen rol teklifleri azalınca eski mesleğine geri dönmek zorunda kalmıştı. Maxine de bu sektörü bir basamak olarak kullanıp bir film yıldızı olmayı hayal ediyor. Ne kadar başardığı biraz tartışılır. Çünkü filmin sonu biraz karışık. Hayalle gerçeğin iç içe girdiği yerler var. Gerçekten bir yıldız oldu mu yoksa dolaylı yoldan babasının son kurbanı mı ona izleyenler karar vermek durumunda. Filmin kötü adamını ağzımızdan kaçırdığımıza göre artık rahat rahat bahsedebileceğimiz bir yapım daha var. Film noir'ın en büyük örneklerinden Chinatown'da göndermelerden nasibini alıyor. Maxine'deki aşağılık dedektif rolünde Kevin Bacon'ı izliyoruz. İlk iki film filmin hayranı olan usta aktör bu filmde yer almayı özellikle istemiş. Yapımcılar da ona seve seve bu rolü vermişler. Kendisi de Beyaz Perde'ye ilk adımını bir korku filmiyle 60 yıldızlardandır. Canlandırdığı dedektif karakteri giyimi kuşamıyla falan tam böyle Chinatown filminden fırlamış gibi. Mia sopayı yiyip yüzünden yaralanınca burnuna bir de bandaj takıyorlar ve hepten Jack Nicholson'a dönüyor. Evan Bacon New Orleans aksanını biraz abartsa da ben bence harika bir iş çıkarmış. Filmin komedi yükünü sırtlamış. Yani sırtlamış derken tek başına kapmış götürmüş demek istemiyorum. Giancarlo Exposito'ya biraz haksızlık olur. O da Maxine'in avukatı ve menajeri rolünde. Harika. Onun da Peru biraz Kevin'ın aksanı kadar kötü ama daha 80'ler bir peruk olamazdı herhalde. Filmin polis karakterleri Michel Monaghan ve Bobby Cannavale hakkında çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Belli ki Wise Squad göndermeleri için filmdeler ama çok az kullanılmışlar ve özellikle Bobby'nin replikleri biraz ucuz. Elizabeth Debicki'ye de resmen doyamadık. Yani onun rolünü de biraz fazlalaştırsalar dert etmezmişim. Az göründü ama hemen her repliği efsaneydi. Ben açıkçası yeni bir üçüncü film lanetiyle karşı karşıya kalmaktan korkuyordum. Çoğunuzun bildiği gibi çok sevilen film serilerinin üçüncü işleri pe pek başarılı bulunmaz. Yani Star Wars Return of the Jedi, Godfather 3, RoboCop 3, Spider-Man 3, Jurassic Park 3, X-Men 3, Dark Knight Rises, Matrix Revolutions gibi yapımlar böyle en koyu fanların bile burun kıvırdığı işler ama arada Lord of the Rings, Return of the King ya da Indiana Jones The Last Crusade gibi sevilen işlerde çıkıyor. Maxine de bence izlenmeyi hak eden oldukça başarılı bir devam filmi. Hatta bu serinin özelliği önceki filmleri izlemeden de her birinden keyif alabileceğiniz gibi çekilmiş olmaları. Kendi adıma X üçlemesini ayrı bir yere koyuyorum. Yani hem oyunculuk anlamında çok tatmin ediciydi hem de benim gibi korku janrını iyi bilenlere hitap eden gönder Vermelerle doluydu. Türe yeni başlamış kişilerin izleme listelerini de dolduracak harika ipuçları da serinin artılarından biriydi. Umarım siz de izlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Henüz izlemediyseniz de bozduğum sürpriz canınızı sıkmasın. Zaten siz de katilin kim olduğunu anında bulacaktınız. E benden şimdilik bu kadar. Haftaya Kasırgalar yani Twisters filminin detaylı incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.